Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 22 All-Star takım kapıştırma videosuyla karşınızdayım. Bir tarafta tüm zamanların en iyi oyuncuları, yani ikonlar. Diğer tarafta da şimdinin en iyi oyuncuları var. All-Star takım kapıştırma videolarımızı bilmeyenler varsa kısaca hemen anlatayım. Baba, mevzumuz çok basit. Kapıştıracağımız iki takımı önce maç yaptırıyoruz. Maçı kazanan taraf 1 puan alıyor. Ardından bu iki takımı kariyer modunda kapıştırıyoruz. Tek sezonda en başarılı olan takım yine 1 puan alıyor. Eğer ki durum 1-1 olursa da Volta'da uzatmalara gidiyoruz. Biliyorsunuz ki ilk hastalandığım gün video atamamıştım. Çünkü gerçekten boğazım ağrıyordu ve ateşim vardı. Hastalandıktan sonra ikinci günün sabahı böyle biraz daha iyi oldum. İşte gittim, bu gözüm kapalı FIFA oynama videosunu çektim ama onun gecesinde de çok kötüleştim. Hani boğaz ağrıları, ateş, böyle üşüyerek uyudum resmen. Bu videoyu şu an gece 11.30'da çekiyorum. Bu hasta olduğumun 3. günü ve hani şu an bayağı iyiyim. Sadece birazcık boğazım ağrıyor. Ben de dedim ki video çekmeme engel değil kardeşim. Ben video çekmediğim zaman kendimi huzursuz hissediyorum. Sizden de bu video için en az 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir hedefimiz var. Çok boş konuştum biliyorum ama sadece kendim hakkında biraz bilgi vermek istedim. Neyse, hedefimiz şu. Nisan ayına kadar 400.000 abone olursak sakalları keseceğim ve sadece bıyıklı dolaşacağım. Yani bilmiyorum bu çok büyük bir şey mi ama benim için büyük bir şey açıkçası bıyık bırakmak. Hemen siz de abone olabilirsiniz. Şimdi o zaman bence ilk başta dünya karması takımımızı gösterelim. 3-2-1 ve takımımızı ekranlarda görüyorsunuz. Yani çoğunuzun tahmin edebileceği bir kadro. İleride Ronaldo var. Mbappe onun yedeği. Lewandowski'yi de koyabiliriz aslında ama bilemiyorum. Ben kralı koymak istedim ya. Solda Neymar, sağda Lionel Messi, ileride Bruno Fernandes, De Bruyne, Kante yan yana. Sol bekte Kimmich diyor. Abi biz buraya şeyi de almıştık. Ben buraya Robertson'u da eklemiştim ama sol bekte Kimmich oynamaz. Biz oraya Robertson'u koyarız. Kimmich yedek olur. Tamamdır. Takımımız bu şekilde ekranlarda. Böyle bir güzel bir kadro kurduk. Ben oraya Robertson'u eklerim. Oyun bize şerefsizlik yaptı ya. Baksana, yedek kaleci Donnarumma falan yani. Adam olun. Neuer yedek kaleci, ana kaleci de Oblak. İkon kadrosunu Nottingham Forest'ın üstüne kurdum. Çünkü bu takım daha önce Şampiyonlar Ligi kazanmış bir takım. Eskinin dev takımı diyebiliriz. Santrafor'da Ronaldo var. Eğer yılbaşına kadar 350.000 abone olsaydık Ronaldo Nazario saçı yapacaktım. Ya da 300.000 mi demiştik? Neyse işte. Sonuçta olamadık. Yaptıramadım ya bu saçı. Ne yapalım? Zaten ben de bu saçı yaptırmayı çok istemiyordum açıkçası. Evet. Solda David Beckham. Sağda Maradona. Ofansif orta saha Zidane. Matheus Hulit yan yana oynuyor orta sahada. Sol bekte Maldini'yi koyacağız. Çünkü Maldini'nin sol bek mevkisi de var ikinci mevki olarak. Orada oynar. Stoperde Baresi ve Vidic yan yana. Sağ bekte Cafu ve kalede de Lev Yashin oynuyor. Bence manyak bir kadro. Bakalım dünya karması mı kazanacak yoksa ikonlar mı kazanacak? Ben de çok merak ediyorum. Evet, sol tarafta dünya karması, sağ tarafta da ikonlar var. Ratingleri görüyorsunuz. Tabii ki ikonların ratingi daha iyi. Ama maçta ne olacak? Bunu çok merak ediyoruz. Şimdi evet, dünya karması sarı olsun, ikonlar da kırmızı olsun. Bence böyle gayet ideal. Lafı fazla uzatmayacağız abicim. Direkt maça geçelim ya. Acaba kim kazanacak? Evet, tarihi bir maçı izleyeceksiniz. Bu tarihi bir maç. Bir tarafta dünya karması, diğer tarafta da ikonlar var. Dünya karması takımına bak, hepsi çok karizma duruyor. İkonları da gösterseydi diyecektim ki bunlar da çok karizma diyecektim ama bir türlü göstermedi kamera. Sağlık olsun ikonlar, siz kameraya cevabınızı maçta vereceksiniz. Sizin olayınız bu. Bu arada hemen şu kamera açısında şey yapalım. Abi her videoda bunu değiştiriyorum ya. Dur şunu yayın yap. Heh. Neyse, başladılar maça. David Beckham. Şimdi şöyle döndüm. Matheus. Zinedine Zidane. Bu arada arkadaşlar çok bağıramayacağım çünkü boğazım hala birazcık kötü. Yarın agresif kariyer sizlerle olacak. Onun da gününü değiştirmemek için bugün atmıyoruz. Yarına yeni bir video çekeceğim. Konusu da zaten birazcık manidar olacak agresif kariyerin. Virgil van Dijk verdi De Bruyne. Şimdi Kante. N'Golo Kante. Şöyle bir sağ tarafa oynadı. Messi. Messi ilerliyor. Messi. Messi çekti. Oynadı. Şu anda ikon takımı hala atak kapamadı. 10. dakikaya geliyoruz. Lionel Messi baktı, vurmadı. Ronaldo, top kaybı geldi. Matheus oynadı. David Beckham. David Beckham. Matheus verdi pasını. Ronaldo fenomeno. Ronaldo. Ronaldo sağdan Maradona kaçıyor. Ronaldo Maradona'yı oynadı. Maradona, Ronaldo. Ronaldo sıyrılamadı. Şimdi De Bruyne geri oynadı. Virgil van Dijk. Kante. N'Golo Kante. Dararara. Bruno Fernandes şöyle verdi. Ronaldo. Şimdi sağ tarafta Lionel Messi. Aradan bir pas N'Golo Kante'ye doğru. Offside yok. N'Golo Kante ceza alanında verdi pasını. N'Golo Kante tekrardan Ronaldo. Cristiano Ronaldo baktı. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Abi şu atakları çabuk bitirin. Boğazım şey oluyor ya. Şimdi Zidane. Solda Beckham. Tekrardan Zidane.
Zinedine Zidane verdi. Ronaldo olmadı. De Bruyne. Arka tarafta Robertson, Virgil van Dijk, De Bruyne. Sol taraf Neymar Junior. Neymar ilerliyor. Neymar Junior verdi pasını Bruno Fernandes. Kante, Bruno Fernandes. Messi. Bruno Fernandes tekrardan. İyi paslaşmalar var dünya karması takımında. Neymar Junior. Neymar solda güzel baktı. Neymar çekti, geçemedi. Kafa orada, diyor ki hayırdır kardeş, ben de Brezilyalıyım. Hayırdır? Leo Messi ortaladı içeri doğru, kaleci Yaşin. Bu Yaşin'i dedem canlı canlı izlemiş. Bunun anısını anlatacağım bir video yapacaktım. Yakında gelecek. Dedeme bunun anısını anlattıracağım. Ama önce iyileşmem lazım ki adama hastalık geçirmeyeyim yani. Aha bu arada Ronaldo ne yapacak, çizgiye indi. Baresi dedi ki hayırdır kardeş. Bağırıyor bir de. Şimdi De Bruyne topun başında. De Bruyne hala gol yok maçta. Gol bekliyoruz. Dünya karmasının artık atması lazım. Çünkü onlar üstün oynuyor şu anda. İkonlar hiçbir varlık gösteremedi. De Bruyne güzel çekti. Kevin De Bruyne baktı. Kevin De Bruyne arkada N'Golo Kante. Kevin De Bruyne geçemedi. Geçemedi, olmadı. Abi artık evet, ilk yarı bitiyor. 0-0. Hiçbir şey yok abi ilk yarıda. Hiçbir şey yok yani. Bu ne biçim bir maçtı ya? Bir şey gördünüz mü siz? Allah kahretsin. İki tane manyak takımı getirdik ortaya. Bir tane adam akıllı şut bile yok. Utanın. İstatistikler ekranlarda. Görüntüler ikinci yarıda. Maradona ceza alanında. Abicim olmadı. Kante Zidane'dan iyi aldı. Şimdi Ronaldo. Evet, iyi girdiler araya. İyi girdiler. Geliyor dünya karması. Geliyor Ronaldo. Ronaldo şöyle bir verdi. Neymar Junior. Neymar ilerliyor. Neymar iyi aldı. Neymar gidecek. Verecek mi pasını, vermedi. De Bruyne, Ronaldo şöyle bir baktı. Ronaldo ayağından açtı. Ronaldo verdi Messi. Çok güzel paslaşmalar, Kante vuramadı. Şimdi Maldini oynadı. David Beckham. Bu yarıda sanki ikonlar daha iyi başladı gibi. Bakalım sonunu getirebilecekler mi? Zinedine Zidane. Ronaldo, Zidane. Sol tarafta David Beckham'a doğru bir pas. David Beckham sağına aldı topu. David Beckham kaleye doğru baktı, verdi pasını. Maradona çıkardı. Zidane kalecinin üstüne bir daha vurdu. Zidane golü attı. Zinedine Zidane golünü buluyor. Fransız oyuncu golü attı. Zidane'a bak sen. Abicim kafada kelleşmiş. Olay budur. Mevzu budur diyor Zidane. Maldini falan da orada. Bütün ikonlar geldi yanına. Bakın burada iyi paslaştı ikon takımı. Zidane bir tane vurdu, olmadı. Dönen topta defans hiçbir şey yapamadı ve aradan attı Zidane. Reis araya girdi, güzel vurdu. Şimdi bakalım işte ne olacak. Şimdi işler kızıştı abi. Şimdi ne yapacaklar acaba? Evet, burada dünya karması takımının ne yapacağını merak ediyoruz hepimiz. Zidane. Evet, şimdi Messi'ye hızlıca çıkacak. Dünya karması takımı. Bruno Fernandes şöyle bir baktı, verdi pasını. Kante oynadı. Lionel Messi. Kante. Boğazın bir şey oldu. De Bruyne. Evet, bu dünya karması takımından hiçbir şey olmaz bence. Bunlardan harbiden bir şey olmaz. Şuna bak. Hiçbir şey yapamıyor abi bunlar. Kariyer modunda da bir şey yapamaz ha bunlar. Görürsün. Oy, Maradona. Maradona neler yaptı orada. İçinden geçti. Arlında dedi ki sen sağ beksen, ben de Maradona'yım dedi. Oy. Orada nasıl bacak arası yaptı, gördün mü? Aha ikonlar ikinci gole geliyorlar, atamadılar. Mataos nereye vurdun oğlum be? Ulan Mataos, senle ne goller atmıştık. Onur abi nasıl yenmiştik senle ya. Bu arada artık uzatmalardayız. Artı 2'ye geldik. Hakeme bakıyorum, maçı bitirecek mi? Kel hakeme bakıyorum şu anda. Kel maçı bitirmeye hazırlandı. Kel bakıyor, maçı bitirmek için yer arıyor. Son saniyede bir gol gelir mi dünya karmasından? Lewandowski. Şimdi De Bruyne. De Bruyne topu kaybetti. De Bruyne verdi pasını. Şimdi geliyor De Bruyne. Ceza alanı içi, Arnold çıkardı. Messi topu kaybedecekler. Şimdi Neymar. Kante atamadı ve maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Bir dakika, bitti mi yoksa şey mi, korner mi? Bu arada ben gol sandım ya. Gol olabilirdi bu pozisyon. Korner. Kornerden bir gol gelirse yıkılırız bu arada. Yıkılır etraf. Ortalık yıkılır ha. Ama gelmedi. Evet, ikon takımı bu maçı 1-0 kazanıyor. Gönül isterdik ki uzatmalara falan gidelim. Daha heyecanlı olsun ama. Birazcık kötü bir maç oldu ya. Şu ana kadar çektiğimiz All-Star videoları arasındaki en heyecansız maç olabilir bu. Gerçekten öyle. Çok kötü bir maçtı. Yani burada
İkon takımı 1 puanı ailesine yazdırdı. 1 golle 1 puanı aldılar. Diyecek bir şey yok. Kendilerini tebrik ediyoruz. İstatistikleri de şöyle bir açalım. Acaba kariyer modunda kim ne yapacak onu merak ediyorum ve kariyer modu kapışmasına geçiyoruz. Kendimizi kariyer modunda Southampton'ın başına getirdik. Ya çünkü hani hiçbir takıma biliyorsunuz ki etki etmek istemiyoruz. Bak abi bak. Nottingham Forest normalde Championship'te oynuyordu. Yani İngiltere'nin bir alt liginde oynuyordu. Ben onu bu lige getirdim. Premier Lig'e yerleştirdim. İkonlar ve dünya karması aynı ligde olacak. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'ne koydum iki takımı da. Birini United'ın yerine, diğerini de Manchester City'nin yerine koydum değil mi? Aynen Manchester City'nin yerine koydum. Chelsea duruyor. Geçen yıl hep Chelsea'nin yerine koyuyorduk böyle işlerde. Chelsea'ye dokunmuyorum abi. Bunun üzerinden çünkü bayağı bir espri dönüyordu. Bakalım bu iki takım kariyer modunda ne yapacak? Hangisi daha başarılı olacak? Bunu öğreneceğiz şimdi. Lafı fazla uzatmayalım ve sezon sonuna geçelim. One eternity later. Evet. Sezon sonuna geldik. Bakalım hangi takım daha başarılı olmuş. Eğer ikon takımı bu kısmı da kazanırsa tüm videoyu kazanmış olacak. Ama eğer dünya karması kazanırsa uzatma turuna geçeceğiz. O zaman şöyle bir bakalım. Biz Southampton'daydık. Southampton 16. olmuş. Yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Şampiyon kim olmuş? 5. Arsenal, 4. Manchester City, 3. Manchester United, 2. Norwich City ve şampiyon ikonlar olmuş oluyor. Çüş. 95 puanla ikonlar. İnanılmaz bir fark atmışlar. Ne yapmış oğlum bunlar? Bunlar manyak. Emirates FA Kupası'nda kimse yok. Karabağ Kupası'nda ikonlar alıyor abi. Oho ikonlar fark atmış resmen. Ama Şampiyonlar Ligi'nde dünya karması kazanmış ha. Allah Allah. Abi şu an bu bayağı kötü oldu ya. Keşke Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasalardı. Puanlama açısından çok ilginç bir şey ortaya çıkabilir. Zora düştüm yani anladın mı? Bir tarafta Premier Lig kazananı, diğer tarafta da burada Şampiyonlar Ligi kazananı var yani. Maradona gol krallığında birinci. Asist krallığında kimse yok. Gol yenmeyen maçta burada Schmeichel birinci. Levy şimdi aynı sayıda gol yenmeyen maç. Ya bu verimlerde falan da ikonlar olduğuna göre sanki ikonlar kazanmış gibi geliyor bana. Şampiyonlar Ligi'nde verimlerde pek bir şey göremiyorum. De Bruyne burada asist krallığına ortak. Bunun dışında da başka bir şey yok. Bir de bireysel verimlere bakalım isterseniz. Bireysel verimler de önemli. Dünya karması ne yapmış? De Bruyne 16'ya 3. Lionel Messi 9'a 6. Goller biraz dağılmış ya burada. İkonlar ne yapmış abi? İkonlarda daha çok gol atan var. Puşkaş mı dersin? Zidane mı dersin? Maradona mı dersin? Bunlar bir tane daha Zidane almışlar lan kendilerine. Zidane'ı çiplemiş adamlar. Biliyorsunuz ki oyunda kariyer moduna ikonları ekleyince ikonların 3 hali birden oluyor. Düşük, orta ve yüksek şeklinde. Burada Zidane'ın herhalde bu orta seviye olanı. Adamın orta seviye halini de almışlar. Transfer döneminden almışlar adamı. Çok ilginç. O zaman biz bir VAR'a gidelim ardından gelelim ya. Sizce kim kazanmış olabilir? Bütün bu sonuçları gördükten sonra sizce kim kazanmıştır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada VAR'dayken şunu da göstermek istiyorum. Premier Lig'de ikonlar 20 puan fark atmış. Şampiyonlar Ligi'nde de burada dünya karması finalde City'yi yenmiş. Ondan önce Paris'i elemişler. Ondan önce Dortmund'u elemişler. İkonlar da Chelsea'ye elenmiş. Aslında VAR'da her şey gözüküyor biliyor musun? VAR hesaplamasını yaptım. VAR hesaplamalarına göre ikon takımı kariyer modu kısmını kazanmış oluyor. Dolayısıyla videoyu da kazanıyorlar. Yani burada dünya karması Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ama yetmedi abi. Çünkü ikon takımı gitti. Ligi de aldı. Ligde gol kralı da çıkarttı. İngiltere'de kupa da aldı. Verimlerde de daha başarılı oldu. Toplam puanda dünya karmasını böylelikle geçti. Siz kimi tutuyordunuz? Kimin kazanmasını istiyordunuz? Yani ben başından beri aslında dünya karmasını tutuyorum ama ikonlar deldi geçti ya. Ne diyebilirim ki? Bak mesela kariyer modunda eğer ikonlar bir kupa kazanmasaydı dünya karması kazanıyordu burayı biliyor musun? Uzatmaya kalacaktık. Tek bir kupa etkiledi bu sonucu. Tek bir kupa. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Daha başka hangi takımları kapıştıralım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yarın agresif kariyer sizlerle olacak. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.